Endonezya'da, Jakarta'da, Indo Defense Fuarı'ndayız. Fuarın en önemli katılımcıların başında Türkiye geliyor. 30 şirketimiz bu fuarda yer alıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın organizasyonunda oluşturulan Türk pavyonuna gerçekten ilgi çok yüksek. Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği bu fuarlara çok ciddi destek veriyor. İsterseniz beraber standları dolaşalım. Hangi Türk şirketi neler sergiliyor? Birlikte inceleyelim. Fuarın önemli katılımcılarından biri Aselsan. Aselsan farklı ürünlerle SMASH olarak adlandırılan uzaktan kontrollü makinalı top sistemi, yanında gördüğünüz Opti'yi burada da namlusuyla birlikte yer alıyor. Bu sistemler Endonezya pazarı için teslimatlar başladı. 4 adet teslim edildi. Önümüzdeki dönemler içerisinde teslimatlar da devam edecek. Zaten Haluk Görgün yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü sunduğumuz yaptığımız röportajda da bunları belirtti. Hemen yanında da ihtar sistemini görüyoruz. İhtar sisteminin de ihraç edilen ülkelerden bir tanesi Endonezya. İHA'ların tespiti, elektronik olarak karıştırılması çok önemli ve günümüzün önemli işlerinden bir tanesi. Yanında da bu sistemin Teker tarafından kullanılan versiyonunu görüyoruz. İHA Savar Drone Jammer sistemi. Burada tekli olarak sahada bu sistemler yer alıyor. Bu arada Haluk Görgün'ün de dediği gibi bu ihtar sistemi halen bir tanesi fuar alanının korunmasında kullanılmakta. Arkaya doğru devam ettiğimiz zaman Aselsan'ın MBT Next Generation yeni Leopard'lar için hazırlanan tank kule konsepti var. Bu kule konseptinde Aselsan tarafından şu an çalışmalar devam ediyor. Şöyle bir şeffaf olarak da bu kulenin içini de görebiliriz, burada neler var. Yeni optik sistemleri, makinalı tüfeği ve tankın içi de şu şekilde olacak. Yine Aselsan'ın SATCOM terminali, çeşitli deniz veya VUHF özel telsiz sistemleri yer alıyor. Kırlangıç, bu arada çeşitli keşif ve arama bu arada kırlangıç sistemi, çeşitli termal dürbün ve diğer sistemler de burada sergileniyor. Dolaşmaya devam ediyoruz. Orfos, özellikle sınır bölgelerinin takibi için, keşfi için, gözlemi için geliştirilmiş özel bir sistemde Orfos da burada Güneydoğu Asya pazarına tanıtılıyor. Fuarda Havelsan insansız sistemlerini de tanıttığı insansız deniz aracı Sancar, insansız kara aracı Barkan sergilenen araçlar arasındaydı ve tabii ki BAH'a da sergilenen bir başka insansız hava aracı oldu. Son dönemde önemli satış başarıları yakalayan, arka arkaya mühimmat çıkartan Roketsan, burada tabii ki çok büyük ilgi gören Atmaca füzesini sergiliyor. Bu adeta koca kuş gerçekten Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli bir vurucu gücü oldu. Bölgede de beklenti yüksek. Atmaca'dan Endonezyalıların dikkatle Atmaca'yı incelediklerini söylemek gerekiyor. Atmaca'nın hemen yanında da onun bir küçük kardeşi Çakır var. Çakır için herhalde gelişmeler 2023'te ilk atış testlerine girilecek. Çakır aynı zamanda Akıncı SİHA'dan da taşınabilecek önemli bir mühimmat. Ve tabii ki burada da daha ufaklar var ama MAM sınıfı. Şu hemen size gösterdiğim MAM-C. 8 kilometre menzilli bu ufacık mühimmat. Gerçekten terör örgütü PKK'nın belini kıran çok önemli mühimmatlardan bir tanesi. Yanında MAM-T var, artık MAM ailesinin en şişman modeli diyelim. MAM-T de 34 kilometreye menzil çıkıyor ve gerçekten semi aktif lazer sistemiyle yönlendiriliyor ve özellikle büyük işte Anka, Akıncı, Aksungur gibi İHA sistemlerinden atılabilecek özellikte. Ve MAM-L'de 15 kilometre menzili ile yaklaşık ağırlığı 22 ile 10 kilogram arasında değişiyor. Bu da ağır versiyonunu oluşturmakta. Şöyle devam ettiğimiz zaman
Roketsan'ın standına. Burada Orca hemen önde görüyorsunuz, torpido sistemi. Yanında onun daha büyüğü Akya. Şu boy farkını görebiliyorsunuz değil mi? Orca yaklaşık 25 kilometre menzilli. Akya da 50 kilometre menzilli. Her ikisi de 45 knot gibi sürate sahip. Şöyle yan tarafa geldiğimiz zaman önde gördüğünüz füze TRG-300. Yaklaşık blok 2'nin menzili 20 ila 90 kilometre. Blok 3'ün menzili 30 ila 120 kilometreye kadar çıkıyor. Ve Kaan füzesi hemen yanında, bu koca kuş. Kaan füzesinin de menzili 280 kilometreye kadar çıkıyor. Ağırlığı yaklaşık 2500 kilogram. Ve bunun 470 kilogramında harp başlığı oluşturuyor. Gerçekten önemli mühimmatlar. Roketsan Türkiye bir İHA, bir deniz aracı, bir kara aracı ihraç ettiği zaman Roketsan'ın mühimmatları hemen ön plana geliyor ve Roketsan'la otomatik olarak adeta ihracat gerçekleştirmiş oluyor. Burada da UMTAS hemen sol tarafınızda, yanında OMTAS ve hemen onun yanında da Karaok füzeleri yer almakta. Arkada ise Sungur, kenarda Hisar AO. Şöyle gösterelim size, bayağı uzun boylu bir füze. Mühimmatlar yer almakta. Bir başka önemli katılımcı TUSAŞ. TUSAŞ gördüğünüz gibi Atak 2. Hemen yanında Atak 1. Ve onun yanında da Gökbey helikopterini sergiliyor. Tabii bu standın sağ tarafı. Özellikle Atak 2 için ve Atak 1 için Endonezya önemli bir pazar. Burada insansız hava araçları Anka S. Hemen yanında da çift motorlu kardeşi Aksungur var. Bu konularda Endonezya'dan önümüzdeki dönem içerisinde sipariş gelebilir. Bu konuda da halen TUSAŞ ekipleri yoğun bir pazarlama ve ihracat faaliyetleri de gerçekleştiriyorlar. TUSAŞ'ın diğer tarafına doğru ilerlediğimiz zaman hemen ön planda uçakları göreceğiz biraz sonra. Burada önümüzdeki 18 Mart için ilk uçuşu planlanan Hürjet eğitim uçağı yeni boyamasıyla sergileniyor. Yanında hemen Ürkuş var görüyorsunuz ve onun yanında da gerçekten ben her zaman söylediğim gibi Türk savunma sanayinin ve Türk havacılığın Kurtuluş Savaşı projesi olarak adlandırılıyorum. Milli Muharip Uçak maketleri yer alıyor. Bu tabi fuarda, burası bir saha expo gibi bir fuar sergi alanı. Fuar sergi alanında da gerçek uçaklar pek sergilenmiyor. Umarız bir gün Milli Muharip Uçak ve bu Endonezya gibi veya yakın olduğumuz ülkelere sergilenir. Buralarda pazar şansı arar. Tabii ki bu arada Endonezya'nın bu uçak projesinde Güney Kore ile de çalıştığını hatırlatmakta fayda var. Savunma sanayimizin çok önemli mühendislik şirketlerinden STM. STM de tabii ki bu fuara ağırlıklı deniz ürünleriyle katılmış durumda. Bunlardan bir tanesi de STM 500 yeni mini denizaltı çalışmaları. Geçtiğimiz Saha Expo'da Genel Müdür Özgür Güler Yüz bunlarla ilgili bilgi vermişti. Keza aynı şekilde lojistik destek gemisi, hemen yanında da İSTİF sınıfı gemimizin modeli yer almakta. İSTİF sınıfıyla ilgili de son iki partilik gemilerinde ihalesi yakın bir zamanda yapılacak ve gelişmeler başlayacak. Muhtemel 2023 sonunda teslimatlar gerçekleşecek. STM'nin bir başka uzmanlık konusu da kamikaze drone sistemleri, keza kargo, hemen yanında Alpagubu, biraz ötesinde de Togan. Bu fuarda Güneydoğu Asya pazarına tanıtılıyor. Gerçekten bu sistemler en son Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi çok çok önemli bir yere sahip. Teker veya uzaktan kullanabilen, basit bir şekilde sahada kullanabilen dronelar çok sayıda teslim edildi. Ve aynı zamanda gerçekten Ukrayna Savaşı başta olmak üzere savaşların kaderlerini değiştiren önemli birer silah haline gelmiş durumda. Da yenilenen ve ürün gamını genişletmeye başlayan makine kimya endüstrisi de fuarın katılımcıları arasında. Makine kimyanın Bora olarak adlandırılan makinalı tüfeği burada sergilendi. İki farklı modelde yer almakta ve tabii ki en fazla satılan ürünlerden biri de makine kimyanın Mark 84 uçak bomba sistemleri.
Hemen üzerinde de Mark 82 Mod 1 olarak adlandırılan 500 librelik uçak bomba sistemi yer alıyor. Tabi bu bomba sistemleri klasik. Hemen önünde de Mark 81 Mod 2'nin 250 librelik tasarımı stand içerisinde yer almakta. Bir başka katılımcı şirkette Dersan. Dersan imal etti 76 metrelik offshore gemi sistemlerini, Tuzla sınıfı devriye botlarını. Hemen yanında 95 metrelik denizaltı kurtarma gemisini, F-142 fırkateyn modelini. Hemen şöyle devam ediyoruz. 46 metrelik hızlı saldırı botları. Hemen yanında bir başka modeli 33 metrelik saldırı botu. Onun yanında da 15 metrelik salva olarak adlandırılan 15 metrelik insansız deniz aracını da burada sergiliyor. Ve tabii ki bir başka ilgi çeken konu da 33 metrelik hafif sınıftaki denizaltı çalışması. Bunlarla ilgili çalışmalar halen Dersan tarafından devam ediyor. Bir taraftan da Dersan'ın bu geliştirdiği 33 metrelik hafif sınıftaki denizaltıya baktığımız zaman 33.60 metre uzunluğunda su üzerine 6 knot, su altında 10 knot hızı var ve menzili 1600 deniz mili, 150 metre derinliğe kadar ineceği ifade ediliyor. Bakalım, herhalde önümüzdeki yıllarda sipariş alınırsa, projelendirirse bu çalışmaları görmek üzere diyoruz. Ve Lentatech burada. Lentatech'in standında da Karayel SU modelinin yeni modeli burada model olarak sergilenmekte. Hemen yanında da bizim burada Kargı. Kargı gerçekten ilk olarak Efes tatbikatında sizlere göstermiştik. Testler artık son aşamasında, yakın bir zaman içerisinde de ben teslim edileceğini düşünüyorum. Birçok sistemi yerli, motorunu teyi yapıyor. TÜBİTAK'ın içinde sistemleri var, Aselsan'ın sistemleri var ve bu konuda da Kargı dolanan mühimmat olarak önemli bir yere sahip olacak. Ve şu anda da gerçekten büyük ilgi var sistemin üzerine. Bir başka önemli şirketimiz Yonca-Onuk. Yonca-Onuk için Endonezya önemli bir ihale aşamasında MRTP50 sunuyorlar. Bu MRTP serisi, gerçekten bu serinin en büyük ailesi MRTP51. Yaklaşık 54 metre uzunluğunda olacak ve halen mühendislik çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Hemen yanında MRTP34. Şöyle devam ediyoruz. Diğer seri botlar da burada sergilenen ürünler arasında. Yonca-Onuk gerçekten Malezya'da, Katar'da, farklı bölgelerde ihaleler takip ediyor. Ben eminim ki yakın bir gelecek içerisinde bu konuda önemli başarılara imza atacak. Bir başka savunma şirketimiz Kale Kalıp. Kale grubu tabii ki savunma sistemleri son yıllarda çok önemli başarılara imza atmış durumda. Kale Arge, Kale Aero bu gibi şirketler arasında ağırlıklı olarak silah sanayi için makinalı tüfeklerini getirmiş durumda ama tabiri caizse Kale burada gelişmeleri, pazarı kokluyor. İlerleyen dönemlerde işte Roketsan'ın sonacağı mühimmatlar, bunlara vereceği motorlarla birlikte bu pazarda önemli bir başarılara imza atmasını Kale grubunun bekliyoruz. Bir başka ihracatçı, önemli şirketimiz ise Nurol Makina. Nurol, Endonezya'da 4x4 araçlarla ilgili önemli bir anlaşmaya imza attı. Nurol Makina'nın geliştirdiği 4x4 araçlar önümüzdeki dönemde Endonezya'da ortak üretime girecek. Ve burada teknoloji arttırımı ve buradaki coğrafyanın şartlarına göre sergilenerek bu pazarda da Nurol Makina yer alacak. Burada standta farklı modellerin sergilenmesinin yanı sıra NMS 4x4 olarak adlandırılan bu araç aynı zamanda statik alanda da sergilenmekte. Zırhlı araç konusunda önemli oyunculardan Otokar da fuarın katılımcıları arasında. Otokar herhangi bir araç getirmemiş, ancak burada piyasayı, pazarı görmek Otokar için önemli. Burada adeta piyasayı koklayıp ilerleyen fuarlarda çeşitli ürünlerin, Otokar'ın gelmesini bekliyoruz. SAEXPO'da tanıtmıştık. Tulpar,
sınıfı tank, Turpares, Cobra, Cobra 2, Arma 8x8 ve Arma 6x6 da önümüzdeki yıllarda muhtemel bu pazar için Otokar'ın sunacağı çeşitli zırhlı araç ve sistemler olacak.